Merhaba sevgili Feyyaz Hocalar, Pokemon Stadyum 2'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde bizi şaşkınlığa uğratan bir şey olmuştu. Ve bayağı ilerlemiştik. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü trainer'ı yenmiştik. Ve halen daha önümüzde dört trainer daha var. Siz harika bir takım yaratmıştınız ve şu an bu takımla Little Cup'ın sınırlarını zorluyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Denilecek fazla laf yok. İlerlemeye devam edeceğiz ve bu kupayı alma konusunda azimliyim. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bir önceki bölüm bayağı gaza gelmiştim. Bakalım bu bölümde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Sıradaki eğitmen bu Kamil. Evet. Bayağı türden Pokemon'ları var anlaşılan. Ekstra kantinyo hakkında vardı galiba. Pokemon'larına bakarsak güzel bir inceleme yapmamız lazım. Mesela Totodile bunun kaç Pokemon'unu yer? 1, 2, 2 Pokemon'unu yer. Larvitar'ı yer. Growlithe'ı yer. O zaman Totodile fix. Larvitar'la Growlithe'ı elediğimiz zaman Natu ve Smoochum kalıyor. Bunları da Rhyhorn'la yediğimizi varsayalım. Hatta Natu, Smoochum ve Maripir Rhyhorn'la yiyebiliriz. Ekansı da Rhyhorn'la yiyebiliriz. Ama ekstra bir Pokemon'a daha ihtiyacımız var. Bu da büyük ihtimalle... Balbazar olmaz. Charmander olabilir belki. Charmander olsun. Son Pokemon'umuz daha. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu üçlüyle girdim. Evet, Totodile ilk Pokemon'u. Rakibin Pokemon'uysa bakalım kimmiş? Evet, Larvitar harika. Çarpı 2 hatta çarpı 4 vuracağım. Kendisi toprak ve kaya türü bir Pokemon. Direkt surf yapıyorum arkadaşlar. Rakip Pokemon değiştirmedi. Kamillik yaptı. Direkt Larvitar'a bir surf yapıyorum. Süper. Süper efektif vurdum. İlk Pokemon'unu tekledim. Harika bir başlangıç yaptım. Rakibin halen daha iki Pokemon'u daha var. Bakalım bunlar ne olacak? Umarım Marip falan yoktur. Ki bence var. Evet, tahmin etmiştim. Marip'in olduğunu açıklığını kapatmak için Marip almış. O zaman ben de direkt Pokemon değişikliği yapacağım ve Rhyhorn'u çıkartacağım arkadaşlar. Marip yerine, özür dilerim, Totodile yerine Rhyhorn'u çıkartıyorum sahaya. Umarım elektrik saldırısı yapar. Ama Rhyhorn'un toprak saldırısı yok. Rakibimiz zaten Thunder yapacakmış. Thunder da bana işlemez. Evet, Rhyhorn'a işlemedi. Hava o kadar sıcak ki sanki böyle birisi Groudon'u sahaya sürmüş. Sadece güneşli hava çok rahatsız edici. Drought olmuş yani. Evet, Rollout yapabilirim, Horn Attack yapabilirim, Sandstorm yapabilirim. Horn Attack'la başlayayım ben. Horn Attack en mantıklısı. Riske atmaya gerek yok. Rakibimiz Pokemon değiştiriyor. Marip'i geri çekiyor. Yok, Hidden Power mı? O kritik vurdu ve süper efektif. Hidden Power mıydı? Güzel, 7 canını götürdük. 7 canını götürdük. Bu da bir şeydir. Bir daha kritik vurabileceğini zannetmiyorum. Tekrardan Horn Attack yapacağım. İstediği kadar o saldırıyı yapsın. Yine Hidden Power yapıyor. Çarpı 2 vuruyor galiba bize. Ne olduğunu bilmiyorum. Hidden Power bu galiba bu takımın şeyi, saldırıları. Çünkü her takımın özel saldırıları oluyor rakiplerde. İşte kiminin şey oluyor. Anlatamadım. Kiminin Swagger falan oluyor. Evet, Berry sayesinde canımızı arttırdık. Süper, süper. Rhyhorn takımın tankı. Tekrardan Horn Attack yapacağım. Rakibimiz Hidden Power yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir Hidden Power daha yiyeceğiz. Süper efektif yedikine umarım vururuz ve Maripin işini bitiririz. Tekrardan Horn Attack yapıyor Rhyhorn. Ve Maripin işini bitirdik. Bakalım rakibin son Pokemon'u ne olacak? Ekstra kantinyo hakkı alabilecek miyiz? Göreceğiz. Şu an hiç Pokemon kaybetmedim. Rakibin son Pokemon'u da Growlithe'miş. Pokemon değiştireceğim. Totodile'i çıkartacağım çünkü Totodile'ın hiç canı gitmedi. Rhyhorn ölebilir belki. Rhyhorn'un ölmesine izin vermeyeceğim ve direkt Totodile'i çıkartacağım arkadaşlar. Çarpı 2 vurmak için. Rock Blast'e gidebilirdim ama Rhyhorn'u riske atmak istemedim. Bakalım Growlithe ne yapacak? Dig mi? Evet, Dig yapacağı belliydi. Bize çarpı 2 vurmayı hedeflemiş.
Umarım Growlithe'den yavaşızdır. Surf yapıyorum. Evet, Growlithe'den yavaş olmamız güzel. Bize vurdu. 6 canımız gitti ve şu an surf yapacağım. Evet, Growlithe'a bir surf yaptık. Süper efektif. Ve ekstra continue alarak bu savaşı yendik arkadaşlar. Harika. Harika bir savaştı. Bizim için basitti. Yani ilk eğitmenler kadar zorlanmıyorum. Ve 5. eğitmeni de yendik. 3 eğitmen daha kalıyor. Bakalım alabilecek miyiz Little Cup'ı? Ekstra continue'umuzu da aldık. Süper. Gerçekten harika. Kaç tane ekstra continue oldu? 2 mi? Kaldı 3 eğitmen daha. 2 tane ekstra continue'umuz var. Bu mükemmel bir şey. Continue diyorum. Tekrardan 6. eğitmen için hazırım. Bakalım bu kızcağızımızın neleri varmış. Oo. Umarım o Dratin'de Dragon Rage falan yok. Şimdiki. Balbazar önemli çünkü Kabutops ve Wooper'a çarpı 2 hatta çarpı 4 vurabilir. Balbazar'ı alıyorum. Elekid'i Hutut'a vurmak için alacağım. Ve Charmander'ı da Oddish'e vurmak için alacağım. Dratini bizi zorlayabilir. Ama bir de böyle deneyelim diyorum. Sıkıntı olmaz inşallah. Bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Evet, Balbazar ilk Pokemon'um. Rakibin ilk Pokemon'unu hep birlikte göreceğiz. Rakibin ilk Pokemon'u Oddish. Bitki türü Pokemon'ların karşılaşmasını görüyoruz. Yani şu an benim Oddish'e vurabileceğim güzel bir şey yok aslında. Sleep Powder yapabilirim uyutmak için. Sleep Powder'a gideceğim direkt. Oddish bizden hızlı mı? Değil. Sleep Powder'a gidiyorum. Evet, Oddish'i uyuttuk arkadaşlar. Oddish'e çarpı 2 vurabilme kapasitesi olan bir Pokemon'um ne yazık ki yok. Oddish uyumaya devam ediyor. Ben o zaman Kalk'la bu işi bitirmeyi düşüneceğim. Kalk yapıyorum. Razorleaf çünkü yarım vuracak. Hatta çeyrek vuracak. Kalk yaptım. 4 canı gitti. Evet, bizim için sıkıntılı bir savaş olacağı kesinleşti. Tekrardan kalk yapıyorum. Böyle böyle Oddish'i yenmeyi deneyeceğim. Oddish halen daha uyuyor. Tekrardan bir kat arkadaşlar. Spamliyorum kusura bakmayın ama yapabilecek başka saldırım yok. Ve değişebilecek başka Pokemon'um da yok. Umarım Oddish'te Berry falan yoktur. Kat da çok az vuruyor ya. Oddish uyandı ve Sludge Bump yaptı. Special bir saldırı, zehir türü bir saldırı. Ve bize direkt 12 vurdu. Tehlikeli ve Berry'si varmış. Bu bizim için gerçekten işleri zorlaştıracak gibi. Sleep Powder deneyeceğim tekrardan. Hadi uyut oğlum, uyut. Süper, Oddish'i tekrardan uyuttuk. Balbazar'la Oddish'in canını indirebileceğim kadar indireceğim. Ondan sonra Elekid'le onun işini bitireceğim. Toadile'ın bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Tekrardan Kat'a gidiyorum. Kat çok az vuruyor bu arada. Ama yapabilecek bir şeyim yok. Keşke Charmander'ı alsaydım. Oddish halen daha uyuyor. Tekrardan Kat. Süper. Oddish uyandı. Tekrardan Sludge Bomb yiyerek öleceğiz herhalde. Yani şu an Elekid'den başka bir seçeneğim yok. Toadile'ı çıkartamam. Elekid'de onu tekleyemez herhalde ya. Aa, Charmander'ı almışım ben. Bak, ben Toadile'ı aldım zannediyorum ya. Bak bu benim için sıkıntı oldu abi. Bilseydim ben Charmander'ı çıkarttım. Salaklık yaptım. Kendi Pokemon'larımdan haberim yok. Flamethrower yaparak Oddish'in işini bitiriyorum arkadaşlar. Tamam. Oddish'in işini bitirdik. Rakibin ilk Pokemon'un işini bitirdik. Bakalım diğer iki Pokemon'un ne? Kim çıkacak? Wooper veya Kabuto çıkabilir.
Wooper çıktı. Wooper işte bizim için gerçekten büyük bir sıkıntı, büyük bir karın ağrısı. Çünkü Elekid buna vurmayacak arkadaşlar. Sunny Day yapabilirim. Ondan sonra Flamethrower'a gidebilirim. Umarım toprak saldırısı yoktur. Sunny Day yaptım ilk olarak. Su saldırılarından korunmak için ve ateşi güçlendirmek için. Earthquake yaptı. Evet, sıkıntılar başladı. Sıkıntılar boy göstermeye başladı. Bu savaşta kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Ve tek yedik. Ve tek yedik. Son Pokemon'um da Elekid. Yani aptallık yaptım. Aptallık yaptım. Bunu kabul ediyorum. Charmander'dan haberimin olmaması kötüydü. Güneş ışığı halen daha güçlü. Elekid'in de ona güzel vuracak bir saldırısı yok zaten. Quick Attack'la ne kadar vurabilirsem vuracağım ve bu savaşı kaybedeceğim. Çünkü Elekid de çarpı 2 yiyecek. Light Spring yaptım. Evet. Hata üstüne hata. Earthquake. Kaybetmeyi hak ettim bence ya. Gerçekten kaybetmeyi hak ettim yani. Evet, boş yere bir tane hakkımı kullandım. Çok kötü bir savaş oldu. Ezildik. Gerçekten bildiğin ezildik şu an. Umarım bir kere daha ekstra continue hakkımı kullanmam. Bu kötü oldu benim için. Benim için bayağı kötü oldu. Swimmer bizim işimizi bitirdi. Bir kere daha deneyeceğim abi. Bir kere daha deniyoruz arkadaşlar. Balbazar tamam. Balbazar tamam. Charmander'ı da al. Charmander da işe yarıyor. Ve Rhyhorn'u mu alsak ya? Rhyhorn'u al bence. Tamam. Bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Git Balbazar. Rakibim tekrardan Oddish. Hemen Pokemon değişikliği yapacağım. Hemen Pokemon değişikliği yapacağım ki Balbazar'a bir şey olmasın. Git Charmander. Yani Sludge Bomb'la umarım Charmander direkt ölmez. Rakibin direkt Oddish çıkaracağını bilmiyordum. Başka Pokemon çıkarır diye tahmin ettim ama yine Oddish çıkardı. Umarım Charmander'ın başına bir şey gelmez. Charmander Oddish'ten hızlıdır zaten. Sludge Bomb yedik hemen. Oo. Abi adam direkt bizi harcamaya yönelik oynadı. Git Flamethrower. Flamethrower atıyorum. Oddish'i büyük ihtimalle tekleyeceğim. Süper efektif. Ve Oddish'in işi böylece bitti arkadaşlar. Rakibin ilk Pokemon'unu hallettik ama Charmander'da artık kullanılmayacak vaziyette. Rakibin sıradaki Pokemon'u büyük ihtimalle Wooper. Zaten Charmander'ın başka çarpı 2 vurabileceği Pokemon yok. Yani Balbazar'ın hasar almasını istemiyorum bile. Direkt Flamethrower yapayım en iyisi ben. Direkt Flamethrower yapacağım. Vurabildiğimi vuracağım. Belki küçük bir ihtimalle rakibi yakarım. Güzel, 7 canını götürdük bile. Earthquake'i yiyoruz. Afiyet olsun. İşte ise Barry'e sahip olan Oddish'in işini bitirdik. Şimdi Wooper'a çarpı 4 vurabilirim Balbazar ile. Rakibin son Pokemon'u ne beni korkutuyor açıkçası. Git Balbazar. Evet, Balbazar'ı sahaya sürdüm. Çarpı 4 yapıştıracak Wooper'a. Direkt Razor Leaf yapıyorum arkadaşlar. Ve çarpı 4 ile rakibimin işini bitiriyorum. Evet, süper efektif ve çarpı 4. Wooper'ın işi bitti. Bakalım rakibin son Pokemon'u ne? Bence Dratini olabilir. Umarım bu tut çıkar da Rhyhorn'la işini kolayca bitirebiliriz. Rakibin son Pokemon'u görüyoruz şimdi. Evet. Clefairy. Clef, özür dilerim. Clef var. Razor Leaf'e gideceğim sadece. Başka bir şey yapmayacağım. Bizden yavaş zaten, bebek bir Pokemon. Statları da çok yüksek değil. Sadece Razor Leaf'a banacağım. Belki kritik vururuz bile. Güzel, 8 canı gitti. Bakalım o ne yapacak. Headbutt yapıyor. Headbutt'lardan çok çekmiştim. Umarım halen daha çekmem. Yani Headbutt'tan başka silah yoksa Rhyhorn onun işini bitirir zaten. Tekrardan Balbazar'da sıra. Ve tekrardan Razor Leaf yapıyoruz. Umarım kritik vururuz. Çok az bir canı kaldı. Tekrardan Headbutt mı yiyeceğiz? Yine Headbutt yiyoruz. Cleffa tarafından.
Evet, Balbazar'ın minicik bir canı kaldı. Bakalım Balbazar bu işi... Oo, Barry Juice kullandı ya. Barry Juice kullandı ya. Razor Leaf tekrardan vurabildiğini vur abicim. Kritik vur artık ya. Evet, kritik vurduk. 7 canı kaldı. Headbutt yapsa da, Balbazar ölse de Rhyhorn bu işi kesinlikle bitirecektir. Bu bölümde sakinim. Çok gaza gelmeme gerek yok. Ekstra continue'lar sayesinde kendimi güvende hissediyorum. Yani bunu da yenince son 2 eğitmen kalacak. Bir tane de ekstra continue'umuz olacak. Umarım Rhyhorn'un başına bir şey gelmez. Rakibin bizi counterlayan bir saldırısı yoktur. Horn atağa gidiyorum. Horn atakla rakibimin işini bitiriyorum arkadaşlar. Bu eğitmeni de böylece yeniyoruz. Boş yere bir tane ekstra continue hakkı harcadım bu eğitmende. Ama umarım diğer savaşlarda o ekstra continue işimize yarar. Hatta hiç kullanmam bile belki. Bu eğitmeni de böylece yeniyoruz. Güzeldi. Swimmer Cora'nın işini böylece bitirdik arkadaşlar. Kaldı 2 eğitmen daha. Bakalım onların nasıl silahları var, nasıl Pokemon'ları var göreceğiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. eğitmen değil de 7. eğitmenle savaşacağız. Bakalım bunun neleri varmış. Yarı finaldeyiz artık. Evet, güçlü Pokemon'ları var gibi gözüküyor. Bayağı güçlü Pokemon'ları var. Normal türünün üst, yani bayağı bir normal türü görüyoruz. Aslında biliyor musunuz? Bu Pokemon'ların 5'ini Rhyhorn halleder. Elekid halleder, Sentret'i halleder, Vulpix halleder, Eevee'yi halleder ve Scyther'ı halleder. O yüzden Rhyhorn'u kesinlikle alacağım arkadaşlar. Rhyhorn'u kesinlikle alıyorum. Onun dışında Charmander'ı da alabilirim. Charmander'ı da alıyorum. Charmander'dan sonra da sanırım Totodile'ı alacağım. Totodile'ı da alıyorum ve veya Meowth'ı mı alsam bilemedim. Kimi alsam? Totodile'ı alayım ya. Bu 3 Pokemon'la savaşa giriyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, Rhyhorn. Karşımda kim var? Evet, karşımda Swinub var. Swinub toprak saldırısı ve buz saldırısı kullanabilir. O yüzden Pokemon değişikliğine gideceğim. Totodile'ı çıkartıyorum. Totodile ona çarpı 2 vuracaktır. Rhyhorn'un başına bir şey gelmesini istemem açıkçası. Rhyhorn çünkü en önemli silahımız bu savaşta. Git Totodile. Umarım tek yemezsin dostum. Brazers yaptı. Not very effective. Umarım donmayız. Donmadık. Artık surf'e gönül rahatlığıyla surf yapabilirim. Surf yapacağım da. Swinub bizden hızlıymış. Takedown yapıyor. Defansımız çok az değil. Yani takedown yaptı. Kendi canı da gitti. Bence bir surf'le artık bu Swinub'un işini halledebiliriz. Hadi oğlum. Çarpı 2 süper efektif ve Swinub'un işini hallettik arkadaşlar. Bitirdik. İlk leşimiz Swinub oldu. Bakalım sıradaki avımız kim olacak? Geri kalanlarını Rhyhorn halleder diyorum ben. En korktuğum Pokemon Swinub'du zaten. Evet, Elekid çıktı. Büyük ihtimalle şu an bize şey vurmaya hazırlanıyor. Elektrik saldırısı vurmaya hazırlanıyor. Hemen Pokemon değiştiriyorum arkadaşlar. Çıkaracağım Pokemon belli. Rhyhorn'u çıkartacağım. Takımın tankı, berisi de var. Canı çok fazla, defansı çok fazla. Elekid ne yapacak? Elekid Thunderbolt yaptı ki bu da Rhyhorn'a işlemeyecek arkadaşlar, biliyorsunuz. Rhyhorn'u iyi ki almışım. Rhyhorn çok sağlam işler çıkartıyor. Horn atak yapacağım ilk olarak. Elekid bizden tabii ki de hızlı. Dynamic Punch yapıyordu. 3 türlü saldırı. Bu tehlikeli. İşte bu tehlikeli. Umarım vuramaz ve vurdu. Ve confuse olduk. Olamaz ya. Bu olamaz. Kendine vurma Rhyhorn. Evet. Horn atak yaptık. Elekid'in defansı az. 8 canı gitti. Çok tehlikeli Pokemon. Berimizi kullandık. Dynamic Punch'ın %50 vurma ihtimali var ve vurunca kesinlikle confuse ediyor. Elekid bizim için tehlikeli bir rakip. Tekrardan Dynamic Punch yapıyor. Dynamic Punch'lardan korkuyorum. Bu sefer vuramadı. Rhyhorn umarım kendine vurmaz. Halen daha confuse durumunda. Kendisine vurdu. Yani defans yüksek olduğundan kendisinin 4 canı gitti. Yine Dynamic Punch beni korkutuyor. Tekrardan Horn Attack yapacağım. Tekrar bir Dynamic Punch geliyor. Umarım yine ıskalar. Oo, yine vurdu. Oo, tekledi abi. Çok tehlikeli bir takım. Bu.
Charmander'dan başka bir seçeneğim yok arkadaşlar. Charmander'dan başka bir seçeneğim yok. Fight. Flamethrower. Elektrik bizden hızlıdır o kesin. Thunderbolt yapıyor. Thunderbolt yapıyor. Flamethrower'la Elekid'in işini bitirmemiz lazım. Canımızın 13'ünü aldı. Flamethrower yapıyorum. 12 vurman lazım Charmander. 12 vurman lazım. Bir can ne ya? Bir can ne abi? Yenildik. Ya bir can ne ya? Of ya. Bir can ne güzel kardeşim ya. Ben böyle bir iğrençlik görmedim ya. Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Gerçekten bir can ne ya. Totodile de gitti. Son bir ekstra kantünyo hakkımız var. Elekid bizi mahvetti ya. Dynamic Punch ile bizi mahvetti adam ya. %50 ihtimalle adam direkt vuruyor anasını satayım. Surf'ten başka çarem yok. Totodile yavaş bir Pokemon. Elekid Thunderbolt yaparak Totodile'ın işini bitirecek. Farz oldu. Ve işi bitti. Evet, bir kere daha yenilgiye uğradık. Son ekstra kantünyo hakkımızı da kullanacağız. Bunu 7. eğitmende kullanacağız ve finale ekstra kantünyo hakkı olmadan gideceğiz büyük ihtimalle. Adam güçlü çıktı gerçekten. Dynamic Punch nedir ya? Bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok tehlikeli bir eğitmen. Gerçekten çok tehlikeli bir eğitmen. Şimdi Totodile önden çıksın. Arkasından Rhyhorn çıksın. Bir farklılık yapıp Meowth çıkartabilirim. Meowth çıkartacağım. Hızlı olması nedeniyle. Bakalım, umarım pişman olmayız. Bu son savaşımız. Yani yenilirsek bitti her şey. Umarım tekrardan başa Sivinup çıkartır. Evet, aynı şeyleri tekrarladığı için başa Sivinub'u çıkarttı. Surf yapıyorum direkt arkadaşlar. Rakibimiz takedown yapacak. Bize vurabildiğini vuracak. Umarım Scalora takedown. Iskalamadı. 7 canımızı götürdü. Totodile surf yapacak. Recoil'den bir canı gitti rakibimizin. Totodile surf ile rakibimizin işini bitirecek. Güzel, süper efektif. Yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Sivinub'un işini bitirdik arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimalle yine Elekid çıkacak. Evet, tekrardan Elekid çıktı. Elekid biraz korkulu, korku dolu bir Pokemon oldu bizim için. Yani korkacağımız bir Pokemon oldu. Neden? Çünkü terör estiriyor. Dynamic Punch'ı var, Thunderbolt'u var. Yani ona nasıl karşı koyabiliriz bilmiyorum. Keşke Meowth yerine Balbazar alsaydım da bize yarım vursaydı. Evet, keşke Balbazar alsaydım. Thunderbolt yaptı, tekrardan işlemedi bize. Evet, şimdi işler çirkinleşecek çünkü o Dynamic Punch'lara başlıyor. Horn Attack yapıyorum arkadaşlar. Dynamic Punch'lar başladı bile. Iskaladı, süper süper. Horn Attack'a geçir. Rhyhorn, Horn Attack'a geçir. Güzel, 8 canı gitti. Tekrardan Horn Attack'a gidiyorum. Dynamic Punch geliyor yine. %50 ihtimal ya. Vurmadı, süper süper. Son Horn Attack'ımız. Bundan sonra bir tane daha atmam gerekiyor gerçi ama. 5 canı kaldı. Hadi abi yapabiliriz. Bir Horn Attack daha geliyor. Yine ıskala. Ne olur ıskala. Iskala. Iskaladı, süper 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 süper. Evet, Rhyhorn bu savaşı gönül rahatlığıyla kazandı. Son rakibin son Pokemon'u ne, onu bakalım göreceğiz. Umarım korkutucu bir Pokemon olmaz. Bakalım yine Scythe almış. Evet, tekrardan Scythe almış. Scythe bayağı hızlı bir Pokemon olabilir. Rollout yapıp çarpı 4 vuracağım. Brick Break'i olabilir. Double Team yaptı görülmezliği arttırmak için. Evet, bu bizim için sıkıntı olacak. Sıkıntılı anlar başlıyor. Rollout yapıyorum. Çarpı 4. Bir kere vurursam çarpı 4. Iskaladı, evet. Bir kere daha rollout denemek istiyorum. Focus enerji yaptı. Kritik vurma ihtimalini arttırdı Scythe. İşimizi bitirmeye yönelik oynuyor.
Rayhon lütfen bak şu çarpı 4'ü geçir şuna, yoksa bizi mahvedecek. Rollout'un vurma ihtimali de düşük biliyorum ama. Süper süper. Çağda çevirdik. 2 canı kaldı. 2 canı kaldı. Rollout'a kilitlendim ben bu arada. Bakalım Sightyear ne yapacak? Wing attack yaptı. Uçan tür bir saldırı yarım vuracak. Yarım vuracak. Süper. Rollout'a devam ediyorum. Ekstra continue alacağız bu arada. Totodile ölmedi. De ezdik ezdik be. Ezdik be. Kağıt gibi oldum. Oç kağıt gibi oldum be. Evet. Sightyear'ın da işini bitirdik. Sightyear'ın da işini bitirdik. Evet. Rollout'lar sayesinde çarpı 4 vurarak Sightyear'ı da yendik. Hiçbir Pokemon kaybetmedim. Yine bir ekstra continue hakkı kazandım arkadaşlar. Finalde iki kere deneyebilirim. Finale geleceğimi gerçekten hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Bu yüzden sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve gerçekten harika bir takım hazırlamışsınız. Bakalım bu harika takımla finali kazanabilecek miyiz? Artık yani oyunun finaline giriyoruz. Little Cup'ı alabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Continue diyorum. İki kere deneyebiliriz. O yüzden iyi bir analiz yapmamız lazım. Finalde evet. Sen nasıl finale çıktın? Sen git çocuklarınla ilgilen ya. Evet. Hızlı Pokemon'lar ve atağa güçlü Pokemon'lar var. Şimdi şöyle düşünüyorum ki ben. Toprak saldırımız yok. Bu çok üzücü bir şey. Bu çok üzücü bir şey. Rhyhorn'u alırsam. Rhyhorn'u almalıyım. Çünkü Magby'nin işini bitirir. Pichu'nun işini bitirir. Gastly'nin işini bitirebilir. Chansey'nin işini bitirebilir. Balbazar çok tehlikeli aslında. Ama Balbazar'da Pichu ve Poliwag gibi silahların üstesinden gelebilir. Ve son olarak Charmander hiçbir şey yaramaz. Totodile sadece Magby'nin işine yarar. Elekid alıyorum. Son Pokemon olarak Elekid alıyorum arkadaşlar ve bir kere daha deniyorum. Bakalım umarım bu savaşı alnımızın hakkıyla, elimizin kuvvetiyle, hiç güzel olmadı biliyorum, kazanabiliriz. Bakalım kazanabilecek miyiz, hep birlikte göreceğiz. Evet, rakibin ilk Pokemon'u Chansey. Rakibin ilk Pokemon'u Chansey arkadaşlar. Battle Horn Attack'la başlıyorum. Chansey'nin defansı yüksek değil. Bizden hızlı Icy Wind yapıyor. Special bir saldırı ve hızımızı düşürecek. Bize çok vurabilir. Çarpı 2 vurdu bile. 10 canımız gitti şimdiden. Hızımız da düştü. Horn Attack yapacağım. Şimdi 41 canı var adamın ya. Güzel. 12 canını aldık. Tekrardan Horn Attack yapıyorum arkadaşlar. Icy Wind yapıyor yine bize. Fiziksel saldırı kullanmamız gerekecek. Iskaladı, süper süper ıskaladı. Iskaladı. Tekrardan bir Horn Attack. 17 canı kaldı artık. Berimiz de var. Bence Chansey'nin işini bitirebiliriz arkadaşlar. Horn Attack yapıyorum tekrardan. Yani Icy Wind'in ıskalaması bizim için büyük bir şans oldu. Bunu söyleyebilirim. Bu sefer vurdu. Süper efektif. 2 canımız kaldı. 2 canımız kaldı. O Berry'i kullan. Berry'i kullan. Horn Attack'ını yap. 5 canı. Son 5 canı kaldı. Berimizi de kullanıyoruz. Umarım ölmeyiz. Çünkü son saldırım tekrardan Horn Attack olacak. Aslında Sandstorm'a da gidebilirim. Yani ölmeden, ama gerçekten ben Horn Attack'a gideyim ya. Hiç riski atmayalım. Icy Wind diyorum tekrardan. Bir canımız kaldı. Bir canımız kaldı. Onunla da son Horn Attack'ımızı umarım başarılı bir şekilde yaparız. Evet. Chansey'nin işini böylece bitiriyoruz. Chansey felç oldu. Yalan oldu. Bakalım rakibin sıradaki Pokemon'u ne? Rhyhorn'u biraz yem olarak kullanacağım sıradaki Pokemon'u görmek için. Abra. Abra'ya çarpı 2 vuracak bir saldırı yok. Psişik Pokemon'ları halen daha güçlü. Karanlık saldırım yok veya böcek saldırım yok. O yüzden Abra bizim için tehlikeli. Horn Attack. Psychic yapıyor. Evet. Ve Psychic'le işimiz bitti. Abral bizim işimizi bitirdi. Elekid Light Screen yapacağım. Daha sonra Thunder Punch'a gideceğim arkadaşlar. Umarım Light Screen yaptığıma pişman olmam. Direkt Light Screen yapıyorum arkadaşlar. İlk hamle olarak. Abra bizden hızlı. Çok vurmaz umarım.
Oha oha, iki canımızı bıraktı ya. İki canımızı bıraktı ya. Bilseydim light screen de yapmazdım. Direkt Thunder Punch Quick Attack kombosu yapardım ya. Quick Attack yapmaktan başka hiçbir çarem yok sevgili arkadaşlar. Quick Attack yapıyorum o yüzden. Vurabildiğimi vuracağım hele ki de. Bizden hızlı çünkü. Evet. 6 canını götürdük. Tekrardan Psychic yiyoruz. Tek Pokemon'um kalacak. Kaybedebilirim. Büyük ihtimalle kaybedeceğim de. Son Pokemon'um da Balbazar. Neden Balbazar almışım bilmiyorum. Ama çarpı 2 yiyeceğiz. Çarpı 2 yiyeceğiz. Neden Balbazar aldım bilmiyorum arkadaşlar. Keşke almasaydım o Balbazar'ı. Fight. Razor Leaf. Yalan olduk. Yalan olduk. Psychic çarpı 2 vuracak bize. Balbazar aldığıma pişman oldum açıkçası. Light Screen'e rağmen 2 canımız kaldı. Razor Leaf ile Avra'nın işini bitireceğiz. Ama sıradaki Pokemon da bizim işimizi bitirecek. 4 canım kaldı. Buna rağmen yenilmedim oğlum. Bu Abra lan Gold Berry kullandı bir de. Yuh. Yuh. Razor Leaf tekrardan. Yenildik. Yalan olduk. Evet. İlk savaşımız böyle direkt yalan oldu arkadaşlar. Yani final bizi zorladı. Final bizi bayağı zorladı. Son Pokemon'u neymiş? Gaz. Kötü oldu ya. Bir kere daha gireceğiz. Evet arkadaşlar, bir kere daha deniyoruz. Bu son şansım. Kazandım kazandım ya da kaybettim kaybettim. Yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım kazanırız finale kadar gelmişken. Pek de emin değilim ama. Benim alacağım Pokemonlar yine belli. Rhyhorn alıyorum. İkinci Pokemon olarak Elekid alıyorum. Ve son Pokemon olarak ise alacağım Pokemon belli değil mi? Charmander alıyorum. Arkadaşlar bu kadroyla bir kere daha deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım bilmiyorum. Ama bütün inancımla, bütün Pokemon sevgimle bu savaşı kazanmak istiyorum. Kazanmam gerekiyor artık. Evet, ilk olarak Rhyhorn'u çıkardım arkadaşlar. İlk Pokemon'um Rhyhorn'du. Ve rakip de bana tabii ki yine Chansey'i çıkartıyor. Chansey biraz tankımsı bir Pokemon ve Icy Wind saldırısıyla bizi darlamıştı. Bakalım şimdi ne olacak? İlk olarak arkadaşlar Horn Attack atacağım. Icy Wind yaptı benden hızlı. Süper efektif vuracak ve hızımızı yavaşlatacak. Rakibin Special atağı o kadar yüksek değil aslında. Ben Horn Attack yapıyorum arkadaşlar. Fiziksel bir saldırı. Vurabileceğimi vuracağım ve Chansey'e verebildiğim bütün hasarı vermeye çalışıyorum. Güzel. Sadece can kasmış. Diğer statları o kadar yüksek değil. Tekrardan bir Horn Attack yapıyorum. Defansı özellikle çok zayıf Chansey'nin. Tekrardan Icy Wind yaptı bana. Umarım ölmem. Evet, iki canla kaldık. Berimiz var. Bunu unutmayalım. Hızımız düştükçe düşüyor ve Horn Attack yapıyorum arkadaşlar. Güzel, süper. Beri de kullandım. Bir kere daha vurabilirim. Beri sayesinde rakibime yine Horn Attack yapacağım. Son vuruşumu da yapacağım. Umarım şu an teklemez. Bir canla falan kalırız umarım. Evet, yine Icy Wind yaptı bize. Ve 2 canımız kaldı. Son Horn Attack'ı da atıyorum. Chansey'nin yaklaşık 6 canı, 5-6 canı falan kalacak. Yine Horn Attack yapıyorum arkadaşlar. Horn Attack yaptım. Chansey'nin 7 canı kaldı arkadaşlar. Evet, bir kere daha Icy Wind yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Horn Attack atsam da atmasam da değişecek olan bir şey yok arkadaşlar yani. Yine Icy Wind yapıyor bize işimizi bitirmek için. Ve işimizi bitiriyordu açıkçası. Yani 2'den 0'a düştük. Iskalama şansı falan yok diye biliyorum. Evet, Rhyhorn yalan oldu. İlk Pokemon'umuzu kaybettik. Sıradaki çıkaracağım Pokemon Charmander'ı sona saklamak istiyorum. Elekid'i çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü aklımda bir strateji var. Onu uygulamaya çalışıyorum. Git Elekid. Tamam. Evet, ilk olarak arkadaşlar kullanacağım saldırı Light Screen olacak. Neden Light Screen? Sebebini söyleyeyim. Çünkü karşımıza Abra gibi lanet bir Pokemon çıkıyor. Yani bu eğitmenin en çok kullanmayı sevdiği Pokemon Abra. Ve hayvan gibi güçlü. Bu arada rakip bize Egg Bomb yaptı. Bu da Special ataklardan korunma şansımızı arttırıyor. 8 vurdu, sağlam vurdu. Yani Light Screen iyidir. Defansımızı arttırdı. Thunder Punch'la rakibimin işini bitireceğim. Çünkü Quick Attack teklemeyebilir. Thunder Punch'la Chansey'nin işini bitiriyorum arkadaşlar. Evet, Chansey yenildi.
Bakalım rakibin sıradaki Pokemon'un kim olacak? Abra isim var. O Banko ve bir tane daha olmalı. O kim? O hangi Pokemon? Evet, sıradaki Pokemon'un Gastly'miş arkadaşlar. Şu an karşımızda Gastly var. Yapacağım şey kesinlikle Thunder Punch. Yani diğer saldırılarım Quick Attack, Light Screen falan. Light Screen zaten aktif. Quick Attack'ta hayalete vurmaz. Thunder Punch yapıyorum. Rakip Paralyze oldu hiç beklemediğim bir şekilde. Belki vuramaz diyecektim ki Shadow Ball yedik. Light Screen'imiz var ama. Light Screen'imiz var. Abi öldük ya. Öldük ya. Son Pokemon'um Charmander ya. Şu noktada yenilirsem ağlarım abi. Şu noktada yenilirsem ağlarım yani ya. Paralyze olduğu için ilk biz vuracağız ama Abra'nın gücünü bundan önceki savaşta görmüştünüz. İlk olarak yapacağım şey arkadaşlar. Belli değil mi? İlk olarak Flamethrower yapıyorum. Sunny'de yapmayı düşündüm ama yapmadım. Direkt Gastly'nin işini Flamethrower ile bitirdim. Halen daha Light Screen'in etkisi devam ediyor. Umarım Abra bizi teklemez. Umarım bu savaşı kazanırız diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet, şu an karşımıza Abra çıktı. Çok lanet bir Pokemon, çok güçlü bir Pokemon, böyle gözüktüğüne bakmayın. Battle diyorum. Direkt Flamethrower'ı suratına yapıştıracağım. Psychic yapıyor. Umarım teklemez. Bak, Light Screen aktif. Oç. Hadi hadi, yapma yapma yapma. Tamam tamam. 9 vurdu. 9 vurdu. Tekrar bir Flamethrower yapıyorum. Umarım teklerim. Güzel güzel güzel, harika harika, tekledik. Tekledik, kritik attık. Abi işte öyle horon tepersin oç. Ve arkadaşlar, ve Küçükler Ligi kupasını böylece alıyoruz. Son eğitmeni de yendik. Açıkçası şunu söylemek istiyorum ki uzun zamandır stadyum 2 çekmemiştim. Önceki kısımda İstanbul'daydım. Bu kısımda Eskişehir'deydim. Çünkü tamamlayamamıştım bu kısmı. Ve aradan 3 ay geçtikten sonra bu son savaş kısmını çektim. Şimdi Pokemon'larımı görüyorsunuz. Pokemon'larımı gösteriyor. Bundan sonra hangi savaş turunu yapacağız gerçekten bilmiyorum. Sonraki bölümde göreceksiniz arkadaşlar. Rhyhorn. Charmander. Elekit. Ve Balbazar. Ama gerçekten eğlenceliydi. Gerçekten eğlendim. Beni bayağı zorladı ve Küçükler Ligi kupasını böylece aldık. Little Cup'ı aldık. Sıradaki yapacağım şey bu videoda veya diğer videoda mı yaparım bilmiyorum. Sıradaki yapacağım şey arkadaşlar bir sonraki lige girmek ve slot makinesini çevirmek. Hangi mod gelecek bilmiyorum. Bir onu kontrol edelim. Evet arkadaşlar, şimdi hızlı bir şekilde, çünkü video zaten yeterince uzun oldu. Bahsetmek istediğim diğer bir konu, bir sonraki bölümde neler yapacağız. Little Cup'ı aldık. Little Cup sadece level 5'ti. Sıradaki kupamız Poke Cup. 50 ve 55 level arası Pokemon'lar var. Ve 4 tane derece var. Bunlar büyük ihtimalle zorluk derecesi. Ne olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Pokeball, Great Ball, Ultra Ball ve Master Ball şeklinde 4 tane kademe var. Direkt Pokemon seçmeyeceğim. Bir sonraki bölümde neler yapacağımızı anlatacağım. Register Pokemon diyorum. Burada Pokemon'lar var. Ama ilk olarak bir slot makinesini çevirelim. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Nasıl bir tarzda oynayacağız. Ona göre sizden yorum isteyeceğim veya istemeyeceğim. Evet arkadaşlar, slot makinesini çevirdik ve random modu çıktı. Yani 6 Pokemon da rastgele gelecek. Bir sürü Pokemon da var. Yani yavaş yavaş ineyim. Kullanma ihtimalimin olduğu Pokemon'ları görün. Mesela Caterpie bile çıkabiliyorken Charizard da çıkabiliyor. Yani çok ihtimal var. Çok farklı Pokemon'lar var. Umarım güzel bir takım gelir. Bu daha zorlu olacak. Çünkü kötü Pokemon'lar gelme olasılığı yüksek. Bir sürü Pokemon var. Bir sürü kombinasyon var. Yani bakalım ortaya neler çıkacak. Bir sonraki bölümde göreceğiz. Ama Küçükler Kupası'nı aldığıma sevindim açıkçası. Yani çok Pokemon var, görüyorsunuz. Bayağı var. Bu uzun sürecek arkadaşlar, çünkü 4 tane aşamadan oluşuyor ve neler yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Yine bir sürü trainerlarla mı savaşacağız, ne yapacağız, hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama güzel Pokemon'lar var. Efsaneler falan bile var. Neyse, muhabbeti fazla uzatmayalım. Bir sonraki bölümde PokeCup'ın ilk kademesini almaya çalışacağım. Birinci aşamasını almaya çalışacağım. Ve rastgele bir takım gelecek bana, onunla kazanmaya çalışacağım. O takımla yenilirsem yine rastgele başka bir takım üreteceğim. Öyle öyle devam edecek.
Daha da deneyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için gerçekten çok, çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygulcular.